Eğer dünyaya minimalizmi Apple değil de Xiaomi getirirse var ya, büyük olay olur. Şunun sadeliğine bakar mısın? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Bugünkü videomun konusu kablosuz, mürekkepsiz, prizsiz, dertsiz, tasasız fotoğraf baskı makinesi Xiaomi Pocket Printer. İlgili bütün linkler ve hatta bir de kupon açıklamalar kısmında sizi bekliyor. Hızlıca bir kutu içeriğine bakalım. Sonrasında detaylı incelememize başlayabiliriz. İçinden pek bir şey çıkmıyor. Zaten güzel olan da bu. Bir adet kısa B tipi şarj kablosu çıkıyor. Baskı aletinin kendisi çıkıyor. Hemen altında da 5 adet özel kağıdından çıkıyor. Şimdiden söylemeliyim ki kimse 5 baskı ile doymaz. Bence siz de benim gibi yapın ve 50'li ekonomik paketten alın bir tane. Birlikte gelsinler. Onun da linki var aşağıda. Gördüğünüz gibi herhangi bir kartuş, mürekkep girişi olmayan bir cihaz. Peki madem mürekkep yok, bu işi nasıl hallediyor derseniz, içinde bulunan özel kağıtları ısıtma yöntemiyle üzerine baskı yapıyor. Daha da detaylı bilgim yok. Ben de bu kadarını biliyorum. Gerçekten hayranlık uyandıran bir teknoloji. Tasarımı ile ilgili konuşacak olursak gayet sade, minimal, gereksiz hiçbir detaya yer vermeyen, telefonla da aşağı yukarı aynı yüzey alana sahip bir cihaz. Fazladan hiçbir buton yok. Bu tarafta açma kapatma şarj butonu ve bildirim ledleri var. Bu tarafta da fotoğrafın çıktığı verdiği yer var. Bu kadar. Üzerinde herhangi bir yazı yok. Sadece ufak bir Mi logosu var. O kadar. Ve en önemli özelliğine gelecek olursak çok hafif bir cihaz. Hafif olması cepte taşınabilme özelliğini kendisine katıyor ve aynı zamanda bilgisayar çantasında taşımak için ideal hale geliyor. Bunun batarya ömrünün ne kadar sürdüğünü bilmemizin bize bir faydası olmayacağını düşündüğüm için batarya testini beklemedim. Ama kısa zamanda şarj oluyor. Yani yarım saat geçti geçmedi tamamen pili doldu. Anlayacağınız baskı almak için fazla da beklememize gerek yok. Fotoğraf çıktı kalitesinden bahsedecek olursak fotoğraf kalitesi harika demek isterdim ama bunun abilerine ayıp olurdu. Abileri derken şunlardan bahsetmiyorum ha. Bundan bahsediyorum. Yapılan kıyaslamalarda zaten gördüğüm kadarıyla diğer zinklerle o kadar da ahım şahım bir farkı yok. Zinc kelimesi de nereden geliyor biliyor musunuz? Zero ink kelimelerinin birleştirilmiş hali, yani sıfır mürekkep. Bence güzel bir kelime olmuş. Ama sonuç olarak bu boyutta, bu fiyatta, böyle hafif, böyle basit bir teknoloji ürününün olduğunu düşünecek olursak ben tatmin oldum açıkçası. Özellikle renkli kısımları iyi çıkarıyor. Sadece sade böyle açık renkli olan yerlerde biraz kırçıllamalar meydana geliyor. Ama açıkçası ben daha kötü bir şey bekliyordum. Gerçekten beni bir hayli şaşırttı. Beklediğinden daha iyi bir performansı var. Bir de kağıdın ne güzel bir jest yapmışlar. Kalbimi çaldı. Bu kağıtların hepsinin arkası stickerlı. Yani istersek arkasını soyup yapıştırabiliyoruz da. Daha bitmedi bu afacanın yetenekleri. Mesela birisine sürpriz yapmak istiyorsunuz. Burada çok kıyak bir hareket koymuş Xiaomi bizim için. Fotoğrafın üzerine bir ses veya müzik kodlama özelliği getirmiş. Biz bu sesi kodlayarak daha sonrasında fotoğrafı okutarak o müziği çaldırabiliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bizi daha da şaşırtacak bir özelliğe gelecek olursak, çektiğiniz herhangi bir videonun da baskısını fotoğraf şeklinde alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Gelin bakalım. Şu anda sıradan bir fotoğraf görüyorsunuz, değil mi? Yakınlaştırayım. Şimdi bir de normal telefonun kamerasından bakalım. Hala bir fotoğraf. Şurada scan IR. Onu tarıyor. Ne kaçırdın hiç bilmiyorsun. Ne kaçırdın hiç bilmiyorsun. Ne kaçırdın hiç bilmiyorsun. İşte bu çok Kaçırdın değişik hiç bir şey. bilmiyorsun. Bu alet böyle bir cihazı almayı isteyenler için bence
uygun bir alet. Hem cihazın kendisi uygun fiyatlı, hem baskı kağıtları uygun fiyatlı. Evet, gelelim bu işin cilveli kısmına. Normal bir kağıt kullanılabiliyor bu fotoğraf makinelerinde. İlla kendinin özel ürettiği kağıtlarla satın almamız gerekiyor. Yine ben burada da fiyat söylemek istemiyorum. Çünkü dolar sürekli değişken fiyatlı, raf fiyatı sürekli değişken fiyatlı. Siz en iyisi yine linklerden gidip fiyatı, canlı fiyatını görün. Sonra yalancı çıkmak istemiyorum. Ama kesin bir şey var ki bu alet diğer muadillerinden daha uygun. Yedek kağıtları da daha uygun. Zaten başka da bir gideri yok ki. Hani yediği şarj ne ki? Ben onu saymıyorum bile. Zamanımızı çalmıyor o kadar. Kısa zamanda baskıyı yapabiliyor. Wi-Fi bile kullanmıyor. Bluetooth'la bağlantı sağlıyor telefonla. Daha ne harcıyor ki? Sadece kağıt almamız gerekiyor. Hadi biraz teknik kısımlardan bahsedelim. Bu aleti nasıl kuracağız? İşte burada önemli bir uyarım var. O da şu ki bu alet sadece Çin topraklarında kullanılsın diye üretilmiş bir şey. Zaten içinden çıkan kullanma kılavuzunun sadece Çince yazılmasının sebebi de bu anladığım kadarıyla. Peki bunu Türkiye'de kullanamayacak mıyız? Hayır. Ben kullandığıma göre kullanabileceğiz. Şimdi gelin onu anlatıyorum. Bu Mi Home uygulamasını indirdikten sonra, bu o sahip olmayanlar için söylüyorum, ayarlardan region, yani bölge ayarına geliyorsunuz. Bölgeden Çin Mainland'ı seçiyorsunuz. Bu işlemin bazı bedelleri var, uyarmadı demeyin. Evet, eğer daha önce Mi Home uygulamasına herhangi bir Xiaomi cihazı tanıttıysanız yeniden giriş yapıyor, sıfırlanıyor ve o cihazların hepsi tanınmış cihazlar arasından çıkıyor. Siz onları tekrardan yeniden tanıtmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra işlem tamam. Artık hepsini kullanabilirsiniz. Bundan rahatsız olanlarınız varsa bir fikrim var ama sadece telefonu Xiaomi olanlar için geçerli bu fikir. Mi Home uygulamasını çift uygulama haline getirsinler. Birinde eski uygulama, eski hesapları dursun. Yeni açtıkları Mi Home uygulamasında da region'ı, yani bölgeyi Çin olarak seçsinler. Oradan ürünü tanıtsınlar, tanıtma işlemi yapsınlar. Daha sonrasında ürünün kısa yolunu ekrana çıkarsınlar. Bir daha da o uygulamayı açmaya gerek duymasınlar. Bölge sorununu da açtığımıza göre cihazı bağlamaktan biraz bahsedeyim. Bir cihaz telefona Bluetooth ile bağlanıyor. Yani Bluetooth hesabında Bluetooth ayarlarından açıyorsunuz. Cihazı buluyorsunuz. Eşleştiriyorsunuz. Daha sonrasında Mi Home uygulamasına gidip yakındaki cihazlar listesinden çıkıyor zaten, böyle tarama yaparken orada hemen görünüyor. Ona tıklayıp next 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 bağlıyorsunuz. Cihaz bağlanınca sarı led mavi oluyor. Artık bu menüden istediğimiz fotoyu basabiliriz. İsterseniz hemen hızlı bir örnekle hem kağıdı nasıl yerleştireceğimizi görürüz, hem de baskının ne kadar uzun sürdüğünü görmüş oluruz. Tek baskı alınabildiği gibi birden fazla da baskı alınabiliyor. Hepsini sıraya koyup o şekilde hallediyor. Birden fazla telefona aynı anda hizmet edebiliyor. Onları da sırayla tabii.
Evet, yine beni şaşırtan, kullanmak için bahaneler ürettiren bir teknolojiyi de incelemiş bulunduk. Bu Xiaomi'nin daha önce de dediğim gibi havlusu bile var. Gönderirlerse eğer onu da inceleriz. Daha nice nice değişik teknolojileri inceleyeceğimiz bu kanalda görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşça kalın.